Burası Ayvalık Merkez. Dindalası'nı birbirine bağlayan köprü var. Bu köprü sayesinde yapılıyor. Köprü ücretsiz. Balıkesir çok güzel bir merkez. Ben şahsen Balıkesir'i çok seviyorum. Deniz zaten deniz. Ben burayı da görmek istedim. Birçok rivayet var burayla ilgili. Rivayetlerden en müşkül kıtlık oluyor. Kıtlıktan dolayı canavarlar diyor ki bu kıtlığın sebebi bu rivayeti duyuyor ve burada çeşitli rivayetler var. Bir başka rivayete göre de çobanın şeytanı Midilli tarafında olduğuna dair çeşitli rivayetler var ama en popüler olan rivayet genellikle şeytan kokusundayız. Burada çok güzel bir rüzgar var. Manzara çok görseli çok güzel bir kere onu söyleyeyim. Ama çok da rüzgar var sesinden ki manzara çok güzel. Çekmesem içim el vermezdi. Elimden geldiğince ben size o rivayetleri de anlatmaya çalışacağım. Dindalası tek kelimeyle harikaydı. Aşırı derecede güzel bir yer. Ben çok sevdim. Çok keyif alarak gezdim. Çok güzel insanlar tanıdım. Güzel dostluklar edindim. Yani bundan sonra Dindalası'da bir evim var. Gerçekten kıymetli insanlar tanıdım burada. Değerli insanlar tanıdım. Allah herkesten razı olsunlar. Her konuda yardımcı oldular. Özellikle Faruk abime çok çok teşekkür ederim. Cidden bana çok yardımcı oldu. Allah Allah razı olsun. Güzel bir yer. Burası Ayvalık Merkez. Yani Balıkesir cidden çok güzel bir memleket. Özellikle Ayvalık inanılmaz derecede güzel bir yer. Ayvalık ile Dindalası'nı birbirine bağlayan köprü var. İleriden ben gösterebilirim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Hani adalarla aradaki bağlantı bu köprü sayesinde yapılıyor. Köprü ücretsiz. O yüzden çalacağım. Balıkesir çok güzel bir memleket. Ben şahsen Balıkesir'i çok seviyorum. Deniz desen deniz, dağ desen kaz dağları, şelaleler, akarsular. Cidden hani cennet vatanının cennet köşelerinden bir yer Balıkesir. Şeytan sofrası denen çok güzel bir mevki var. Oraya doğru hareket ediyorum. Sonra da sarımsakla geçeceğim. Burada çeşme gördüm. Eğer akıyorsa suyum dolduracağım. Akıyor çok şükür. Yani Ayvalık cidden güzel bir memleket ya. Her tarafı deniz. Adalar var, denizler var. Deniz var, adalar var. Çok güzel bir görseli var ya Ayvalık. Cırcır böceklerinin sesine bak. Bu Sarımsaklı'ya giden yol. Mustafa Cumhurbaşkanı'na geçiyor.
gerçekten güzel manzara. Yol boyunca elimden geldiğince çekim yapmaya çalışacağım. Gördüğüm güzel yerlerde durum. Karşıda çok güzel bir kafe var. Şeytan sofrasındayız. Burada çok güzel bir rüzgar var. Manzara da çok inanılmaz güzel. Elimden geldi de sizlere buraları gezdirmeye çalışacağım. Görseli çok güzel bir kere onu söyleyeyim. Ama çok da rüzgar var. Sesim anlaşılmayacak büyük ihtimal yine. Ses konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu dile getiriyorsunuz sürekli ama inan ki manzara çok güzel. Çekmesem içim el vermezdi. Şeytan kaçarken bu ayak izini bırakmış. Böyle bir rivayet var. Ayak izi bu. Şeytan sofrasına da geldik. Buraya kadar gelmişken şehirden sofrasını görmeden gitmek olmazdı. Gayet güzel bir yer. Burayla ilgili çeşitli rivayetler var. Elimden geldiğince ben size o rivayetleri de anlatmaya çalışacağım. Ama önce rivayeti çekeyim sizler için. Okuyun, sizler için daha avantajlı olur. Daha böyle anlaşılır olur. Birçok rivayet var burayla ilgili. Rivayetlerden en meşhur olanı Ayvalık civarında Rumların yaşamış olduğu Osmanlı döneminde. Kıtlık oluyor. Kıtlıktan dolayı izin alanında diyor ki bu kıtlığın sebebi burada bu mevkide yaşayan şeytanın olduğu söyleniyor. Eğer onu öldürürsek kıtlığın son bulacağına dair çeşitli söylentiler oluyor. O sırada çobandan şeytan bu rivayeti duyuyor ve burada çok güzel bir sofra hazırlıyor. O sofrayı görenler şeytanı unutuyorlar. Rivayet o. Çeşitli rivayetler var. Bir başka rivayete göre de çobanın şeytanı kovaladığı, bir ayağının burada olduğunu, diğer ayağının Rum midili tarafında olduğuna dair çeşitli rivayetler var ama en popüler olan rivayet bu. Ben size böyle rivayeti de göstereyim. Manzarası güzel bir yer. İnsanlar geliyor burada. Genellikle manzara resimleri çekiyorlar. Gerçekten rüzgar biraz fazla ama çok fazla rüzgar var.
ama video için uygun değil ama resim çekmek için güzel bir yer. Ya bunu oraya bırakacaktık da sonra hava çok da dik vardı. Yani otopark ücreti biraz pahalı. Otobüs, araç 15 lira, kamyonet 20 lira, minibüs 30 liraydı galiba. Biraz oradan sıkıntısı var. Onun dışında güzel, ben sevdim burayı. Yani buralara kadar geliyorsanız buraya da gelin bence, resim çekinin. Çünkü gayet güzel bir yer. Şimdi Samsakra'ya doğru hareket edeceğim. Buradaki programım bitti. Gezdim, dolaştım, eğlendim, güzel vakit geçirdim. Bugün Cuma namazı için Ayvalık merkeze geldim. Gelmişken dedim ki Samsakra plajına da gideyim Cuma'dan sonra. Genç bir grup arkadaş vardı. Onlar da İstanbul'dan gelmişlerdi. Ama yok ya. Aşırı derecede kalabalık vardı hani Sarımsaklı'da. Şey yapamadık. Ben tercih etmedim dedim. En iyisi Cunda. Hani iki kulaçta bir insanlar birbirine çarpacak. Yani o kadar yoğundu, o kadar doluydu. Bu kadar yoğunlukta durmanın bir anlamı yok dedim. Geri döndüm. Güzel ama çok pahalı ya. Hani her şeyi para yapmışlar, her şeyi paraya çevirmişler. Öyle oldu mu da insan üzülüyor yani. Giriş halk plajı sözde. Araçla giriş gün boyu 15 lira. Yeme içme zaten çok pahalı burada. Sonra, Ayvalık'ta yeme içme cidden pahalı arkadaşlar. Yani gelirken ona göre tedarikli gelin bence. Ben size ben tavsiye ederim. Şimdi artık İzmir'e doğru gidiyorum. İzmir Dikili'ye doğru gidiyorum. Bundan sonraki maceram İzmir. Kıymetli dostlarım, Ayvalık'taki programım bugün Allah'ın izniyle bitti. Bundan sonraki ikametli program İzmir Dikili. Şimdi yerden Dikili'ye doğru hareket edeceğim. Çok yorucu bir gündü. Bilin Adası'na gittim. Cunda'ya gittim. Cunda'yı karış karış gezdim. Ufak kanallara kanoyla çıktım. Dalış yaptım, satış yaptım. Güzel bir gündü. Yaklaşık 3 gündür Cunda'daydım. Ayvalık'taydım. Altını üstüne getirdim. Şimdi Allah'ın izniyle Dikili'ye doğru gidiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.